Serenç Başkanı ile bereketler. Zanun esnafında imkanı ve altına olmayan bir malı çıkacaklar. Kadın hakları aktivistleri, kadın alanında çalışan kurumlar, siyasetçiler sürekli ağızlarına bir cümleyi pelesenk etmişlerdir. Kadın cinayetleri politiktir derler. Neden politiktir derler? Bu cinayetlerin sonlanması, yenilerinin işlenmesinin önüne geçilmesi, kadınların efektif, aktif ve işe yarayan koruma mekanizmalarına erişebilmesinin önemli olduğunu söylerler. Bir devlet eğer bu koruma mekanizmalarını elindeki tüm imkanlara rağmen kadınlar için seferber etmiyorsa, o halde kadınların şiddet altında ezilip susturulması ve ölmesi ve katledilmesini benimsiyor anlamına gelecektir. Bunu tecritle nasıl kurarız bağını? Tecritle aynı şekilde şiddet ve tamamıyla çatışmalı sürecin devam etmesi, toplumsal muhalefetlerin sessizleşmesi, sessizlik altında şiddete maruz kalmasıyla aynıdır. İki farklı şiddet biçimi, birbirinden beslenen, birbirini daha da kötüleştiren, derinleştiren şiddet biçimleridir. Bu yüzden de bu cinayetleri de tecrit politikasında, çatışma politikasında, politik cinayetleri de birbirinden ayrı düşünmek doğru olmayacaktır. Bu sebeple de zaten işte 13 Ekim'de bir miting yapacağız. Diyeceğiz ki tecride karşı özgürlük, komploya karşı direnme, barışçıl çözüm isteme, statü isteme, bütün mekanizmalardan eşit bir şekilde faydalanma adına dile getirdiğimiz temel taleplerimiz var ve bu talepleri 13 Ekim'de saat 1'de istasyon meydanında Ahmet'te yükseltmek, tekrar dillendirmek ve o gücümüzü göstermek istiyoruz. Bu yüzden bu mitingi yapıyoruz. Yani aslında kadın cinayetlerini, ekonomiyi, işçi ölümlerini, şu an dış politikadaki çözümsüzlüğü, iç politikadaki bu normalleşme kisvesi altında bize dayatılan kölelik sistemini reddetmek için tecritte karşı direniyoruz diyoruz, özgürlüğü savunuyoruz diyoruz. 13 Ekim'de Sayın Öcalan'ın özgürlüğünü talep edeceğiz ve Kürt sorununa barışçıl bir çözümü talep edeceğiz. Bütün halkları oraya çağırıyoruz. Katledilmeye giden yoldaki çözümsüzlükleri ve işlemeyen mekanizmaları konuşmak yerine insanlar ölüm biçimlerini tartıştılar, ölümün pornografisini tartıştılar. Ama biz burada ölüme gitmeden önce yolu, örülen yolu tartışmalıyız diyoruz. Koruma mekanizmaları neden yok diyoruz. Şimdi kadınlar hem 6284 hem İstanbul Sözleşmesi hem ekonomik ve sosyal hakları olmak üzere bütün haklardan bir erkeğin faydalandığı ölçüde faydalanabilmek için, ikinci cins olarak görülmekten kurtulmak için, tamamıyla özgürleşmek için bu mitinge ses vermelilerdir. Özellikle onların en ön safta olması gerekiyor. Onların hepsini buraya çağırıyoruz, mitinge çağırıyoruz. Sayın Öcalan ısrarla savaşa karşı diyalog ve müzakereyi esas alıyor. Israrla barış siyasetini esas alıyor. Ama bunun karşısında savaşı önceleyen bir iktidar var. Bu miting tam da savaşa karşı Sayın Öcalan'ın özgür kalması, Sayın Öcalan üzerindeki tecritin kalkması, özgür kalması ve Kürt sorununda demokratik çözümün biricik aktörü olması hasebiyle de kendi rolünü oynaması için bu miting önemlidir ve bu mitinge herkesi davet ediyoruz. Aynı zamanda Sayın Öcalan özellikle kadının özgürlüğünü toplumsal dönüşümün merkezine koyan bu paradigmasına karşı kadına karşı şiddeti özellikle şiddeti işte tetikleyen, şiddetin olanaklarını sağlayan bu paradigma, Sayın Öcalan'ın bu paradigmasına karşı kadının katledilmesini sağlayan bu sisteme karşı bu miting aslında kadın katliamına, kadın özgürlüğüne, kadın katliamına karşı çıkmak, kadın özgürlüğünü savunmak için bir mitingdir. Ama aynı zamanda bu miting tam da savaşla bağlantılı olarak ülkenin bütün kaynaklarının savaşa aktarılması neticesinde tamamen bu ülkenin bütün halklarının ekonomik krize mahkum edilmesi, işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin tamamen yoksulluğa mahkum edilmesi sonucunu doğuruyor ki işte tam da bu savaşın İmralı tecridiyle doğrudan bağlantısı olduğu için İmralı tecridine son, Sayın Öcalan'a özgürlük, savaşa hayır diyoruz. Niye hayır diyoruz? Geleceğimiz için, gençlerimiz için, gençlerimizin geleceği için kimliksizleştirilen
tamamen siyasetten koparılan, toplumdan koparılan, yaşam alanlarından koparılan gençliğin gençliğe karşı bu saldırılara dur demek için bu mitinge katılmak durumundayız. Ama aynı zamanda Kürdistan ve tüm Türkiye'nin ekolojik dengesini bozan kar hırsı için 3-5 şirketi zengin etmek için ekolojik dengesini bozan HES'lerle, barajlarla, işte orman yıkımları ve yakmalarıyla bu dengeyi bozan bu sisteme karşı tam da ekolojistlerin doğadan yana, çevreden yana bütün herkesin katılması gereken bir mitingtir. Doğrusu ben şunu da söyleyebilirim, aslında dünyanın, Türkiye'nin gözünün üzerinde olduğu bir mitingtir. Çünkü orada halkın, yüz binlerce halkın bir araya gelmesi aslında bu savaşta yanını, tarafını ortaya koyması açısından bir, iki, bu savaşın sonlanması konusunda, Kürt sorununun demokratik yollarla çözümü konusunda muhatabını belirlediği, netleştirdiği ve muhatabının Sayın Öcalan olduğu konusunda ısrarını ortaya koyan bir mitingtir. O nedenle çok önemlidir ve bu miting, inanıyorum ki mitingin güçlü geçmesi durumunda, yani bir günlük bir miting olarak addedilebilir. Fakat bu miting sonuçları itibariyle devletin de dönüp bütün bu baskılara rağmen, bütün bu saldırılara, gözaltılara, tutuklamalara, bombalamalara, işgal planlarına rağmen biz bu savaşta baş edemedik Kürtlerle. Baş edemedik ve bizim çözüm dışında başka bir yani Kürt sorunu çözümü dışında başka bir seçeneğimiz yok diyeceği bir noktaya evirebileceğimiz, çevirebileceğimiz, getirebileceğimiz bir mitingtir.